Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuti'illaha ve rasule fe ulaika ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve s-siddiqin. Minen nebiyyine ve s-siddiqin ve şühedai ve s-salihin. فحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Derslerimizde bilhassa üzerinde durduğumuz husus dünyada ve ahirette mes'ud olmak, saadete ermek neşesi ve arzusu. Yani hayatımızı nur ve sürur içerisinde geçirmek, ölürken gözümüzü rahat yumabilmek. Hani ecdat tabiri, şöyle olmazsa gözüm açık gider demiş dedelerimiz. Hayır, o kadar güzel amel işleyeceğiz, saadet yolunda o kadar rahat ve neşeyle yürüyeceğiz ki ölürken rahat gözümüzü yumabilelim ve kalbimiz neşe ve sururla dolu olsun. Gönül gözümüz arşı görerek, Allah'ın tecellilerini seyrederek Mevlamıza müjde alarak kavuşalım. Kabrimiz cennet olsun. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri el kabru imma ravdatun min riyazil cennet ve imma hufratun min huferin niran buyuruyorlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Alıp gidip cenazeyi lahdine koyuveriyorsunuz. Önüne taş veya kerpiç koyup toprak atıp dönüyorsunuz. İş bundan ibaret değil. Asıl büyük gerçek ondan sonradır muhterem müminler. Ya. Koskoca bir ömrün birer birer sorulacağı alemin başlangıcı. Evet. Söz dinlemişsek, Allah'ın davetine icabet etmişsek, Resul-i Zişan'ın çizgisinden ayrılmamışsak, insani ve İslami vazifelerimizi bir hakkın yerine getirmiş isek, neşe ve tebrikler ve tesitler, orada başlıyor muhterem. Rabbimize niyaz ederim, aksi tecelliden Mevla inananları muhafaza buyursun inşallah. Muhterem müminler, yol çok açık. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, Allah'a yemin ederim ki yol çok açık, çok. Kuşluk vakti gibi her şey açıkça beyan edilmiş. Bütün mesele
insanoğlunun iradesini kullanması, söz dinlemesi, hakkı seçmesi, Allah'a ve Resulüne itaat etmesine bağlı. Yoksa İslam'da hiçbir şey mübhem ve muğlak bırakılmamıştır. Her şey gün ışığında, muhterem müminler. Ama ne gariptir ki dünya darul imtihandır ve sünnetullah böyle gelmiş, böyle gider. Hazreti Adem'den bugüne insanoğlu şımarmıştır, azgınlaşmıştır, nefis ve şeytana uymuştur. Hakikat ve gerçekleri bir tarafa iterek zulmetin ve zulmün gayyalarına baş aşağı yuvarlanarak ebedi hüsrana gömülüp gitmiştir. Halbuki ise gerçekler Allah ve Resullerince, hele bizim için Hatemül Enbiya, İmamül Enbiya, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tarafından tespit edilmiş, beyan buyurulmuştur. Muhterem müminler, öyleyse ben tekrar tembih ediyorum. 47 senedir ikaz ettik, tembih ettik, konuştuk ve konuşuyoruz. 47. sene, tekrar gene söylüyorum. Geliniz eğer saadet istiyorsak, Kelamullah'a ve Resulullah'ın davetine kulak verelim. İşte bakınız, hidayeti müjdeleyen, yol gösteren bir ayeti kerime daha. Estaizu billah. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ بَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Allah-u Zülcelal'imiz buyuruyor ki, bir kimse Allah ve Resulüne itaat ederse, efendiler, muhterem cemaat, duyuyor musunuz? Bir kimse yaratanına, halikına, razıkına, Rabbine itaat ederse ve ikinci mühim şart olarak Resulüne de itaat ederse, bu ikisi birbirinden ayrılmıyor muhterem Müslümanlar. Allah'a itaat, Resulüne itaat. Kur'an'a göre İslam diyor da Hazreti Muhammed'e göre İslam demiyor. Halbuki ise Kur'an-ı Hakim'in sahibi, münzili, kelamın sahibi Cenab-ı Hak. Ama Kur'an-ı Hakim Hazreti Muhammed Mustafa'ya nazil olmuştur. Sahibil Kur'an kendisidir. Kur'an'ı tatbik eden Şari-i Azam. Derslerimizde bunu perçinliyorum. Çelik çiviyle Şari-i Azam, şeriat koyucu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Muhterem Müslümanlar, zaten Edille-i Şer'iye'yi zaman zaman duyuruyoruz. Mahalle mektebinde okudunuz ey müminler diyoruz. Kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyas-ı fukaha olarak Edille-i Şer'iye dörttür. Ama asıl olan ana kaynak Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i Nebiyyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hatta muhterem Müslümanlar, Kur'an gerçeği, Kelamullah'ın bizzat ifade ve beyanı, Estaizu billah, men yuti'ir rasule fekad eta'allah. Dikkat buyurunuz, aklınızı, fikrinizi, vicdanınızı, izanınızı, her şeyinizi bu nokta üzerine çekmek istiyorum. Men yuti'ir rasule fekad eta'allah. Bir kimse eğer Resul'e itaat ediyorsa, o vakit Allah'a itaat etmiş olur. İslam keyfi değildir, arşidir, ilahidir, semavidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinden sabahı haşrı kadar ezeli ve ebedi rehberdir ve tek önderdir. Ve Kur'an-ı Kerim açık olarak tasrih ediyor ve buyuruyor, مَنْ يُطَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهِ. Bir kimse eğer Resul'e, sünneti ve ahlakı ve şeriatinin külliyatında itaat ederse, o vakit فَقَدْ اَتَاءَ اللّٰهِ, Allah'a da itaat etmiş olur. Gençler, beyninize perçinliyorum gençler. Muhammedi olacaksınız.
tahsilinizde, hizmetlerinizde, atideki ünvanlarınızda vatan ve memlete karşı borcunuzu öderken, ev ve ailenizde, ilminiz ve çalışmanızda, her şeyinizde, her boya sizin için mübah olabilir ama bir boyayı katiyetle terk etmeyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in boyası. Muhammediyül meşrep. Ya meleklerin kıskandığı nezahet, meleklerin kıskandığı nezaket, meleklerin kıskandığı ahlak, meleklerin kıskandığı ulvi ve ilahi tabiat, insanlık ve beşeriyetin en büyük insanı. Derste yeri geldikçe söylüyoruz muhterem Müslümanlar. Amerikalı bir ilim adamı. Hiçbir akımın esiri olmayan, hür düşünen Amerikalı bir ilim adamı. Hazreti Adem'den gününe kadar 8-10 sene evvel gazetelerde intişar etti. İçinizde kesip saklayan bile vardır. 100 büyük adam diye seçmiş insanlık ve beşeriyet içerisinden. İlki ve en büyüğü İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Hazreti İsa'nın ümmeti, Hristiyan, Amerikalı bir Hristiyan ve ilim adamı. Öyle olduğu halde yavrular, öyle olduğu halde kainatın akışı içerisinde en büyük insan Kubbe-i Hadra'nın sahibi ve beşeriyetin ezelden ebede en yüce peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Men yuta'ir rasule fekad ata'a Allah. Muhterem Müslümanlar, diğer ayi celle bakınız. Estaizu billah ve ati'u Allah ve rasulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. Ve ati'u Allah ve rasulehu. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Konya'nın şerefli cemaat, aziz Müslümanlar. Duyuyorsunuz değil mi Allah'ın kelamını? Ve atiullaha ve Resulehu. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ve la tenaze'u. Niza çıkarmayınız. Tefrikaya düşmeyiniz. Şu partiydi, bu partiydi, falandı, falandı diye gavur oyununa gelmeyiniz. Yol tek ve önder birdir kainatta. Yol Allah'a giden yol. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmen fettebi'ûhû ve lâ tettebi'û sübüle fetefarraka bikum an sebîlî. Muhakkak ki en doğru yol, İşte Allah buyuruyor, işte sırat-ı müstakim, İslam'ın fil dişi caddesi. Müslümanlar duyuyorsunuz değil mi? İslam'ın fil dişi caddesi. وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Ona tabi olunuz. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bir kimse Allah ve Resulüne itaat ederse. فَاُلَٰئِكَ. Bakınız muhterem Müslümanlar, 2 kere 2 4 ne kadar kat'i ise, şu ışık nasıl elektrik, düğme çevrilince elektriğin meydana getirdiği ışık ise, kapının dışındaki nur nasıl güneşten geliyorsa, hiç bunda şüphe eden olur mu alemde? İçinizde bir tek fert çıkar mı? Bu ışık güneşten gelmez, güneşin ışığı değildir diyebilir mi? Diyemez. Öyleyse bu kat'iyette, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, sen misin? Hocam tabii benim. Bu ne kadar kat'i ise Allah ve Resulüne itaat edenler için Cenab-ı Hak Kur'an'ında buyuruyor. فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ. Allah ve Resulüne hayatı boyu itaat edenler. Muhterem Müslümanlar. Allah ve Resulüne hayatı boyu ve her adım ve nefesinde, her iş ve amelinde kimseyi değil ancak büyük rehberi, büyük necat ve ahlak ve fazilet sahibi, vesile-i hilkatimiz
önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz, her şeyimiz Cenab-ı Fahri Risaleti önünde tutarak itaatte bulunursa onlar kıyamet gününde peygamberlerle beraber olacaklar bir. Fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. Allah'ın kendilerine inam ettiği, ihsan ettiği, nurdan hülleler giydirdiği, alınlarını güneş gibi parlattığı, manevi ve ilahi ve rabbani kanadı altında koruduğu, arşının altında hıfzettiği ve muhafaza ettiği kullarından peygamberlerle beraber. Fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin. Peygamberler ve sıddıkîn, Sıddık-ı Ekber Ebu Bekir Sıddık gibi, İmam-ı Gazaliler gibi. Muhterem Müslümanlar, enbiyanın halini tam yaşayan, onlardan aldığını hayata geçiren en büyük insanlar biliyorsunuz sahabe-i kiram. Bunlar içerisinden hepsi sıddık da bilhassa Ebu Bekir'in sıddık. Hayatında Resulullah'a hiç itiraz etmeden bütün varlığıyla tasdik edip amel eden büyük insan. Sonra bugüne kadar sıddıklar ola gelmiştir. Mesela İmam-ı Gazali için sıddıkiyeti kübra sahibi deniliyor muhterem Müslümanlar. Eserleriyle, hayatıyla, ahlakıyla, faziletiyle insanlığa ışık tutmuş. Sadece ihyası İhyaül Ulumuddin diye eseri, 4 cilt eser. Bundan 30 sene evvel 17 yabancı dile tercüme edilmiş diye kürsüden söylerdik muhterem Müslümanlar. O gün bugün 30 senedir ne kadar çevrildiğini bilemiyoruz. Yani dünyada ilminin ışığı güneş gibi parlayan Mevlana'lar, tekrar ediyorum, memleketimizi ifade beyan bakımından da çok mühim, Hacı Bayram-ı Veliler, Akşemseddinler ve emsali büyükler ve büyükler serisi muhterem Müslümanlar. Bunlarla kıyamet gününde beraber olacağız inşallah Teala. Sıddıklar. İstiyor musunuz Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Hani garganın gagası leşe alışmıştır diyor dedemiz. Dedemiz, ecdadımız, nurlu esrafımız, büyük insanlar. Asırlar boyu ay yüzlü, güneş gönüllü, yıkanmış ruha sahip, çelik gibi, polat gibi imanıyla beşeriyete önder olmuş dedelerimiz var ya, onların sözü bu. Garganın gagası leşe alıştı mı, artık ona nefis taamları ikram etmenizin faydası yok. O sizin sofranızdan kalkacak, gene şurada bir leş bulacak, onunla yetinmeye, iktifa etmeye çalışacak muhterem Müslümanlar. Ve eğer biraz misalim fahiş olduysa da hoş görünüz, ama realite bu, gerçek bu, hadise bu, vaka bu, olan bu. Bugünün dünyasında şanlı tarihimiz meydanda. Muhterem Müslümanlar, şanlı tarihimiz meydanda. 3 kıtaya imparatorluk oturtan ecdadımızın yolu, ahlakı, hilyesi, sireti meydanda. Evet, dinde zorlama yok. La ikraha fiddin kad tebeyyener rüştü minel gay. Dinde zorlama yok. Halal ve haram, meşru ve gayrimeşru, nur ve zulmet belli olmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Gençler, tavsiyem ve en ciddi nasihatim, çelik pençenizle habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e ve sizi Allah'a götürecek olan Hazreti Muhammed'in sistemine ve çizgisine sımsıkı sarılınız diyorum. Yüce Rabbim bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar dostların gittiği yolda daim kıl. Allah ve Resulüne itaat edenler, muhterem Müslümanlar, kıyamet gününde Allah'ın kendilerine inan ve ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar. Sıddıklarla beraber olacaklar. Ve şühedâ-i ve salihin, şehitlerle beraber olacaklar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, dinliyor musun? Yatağında ölsen dahi ve eğer Hazreti Muhammed'in getirdiğine,
Muhammedi sisteme sımsıkı sarılıyor, yavrularını ona göre yetiştiriyor, memleket ve milletine ona göre hizmet ediyorsan, yatağında ölsen dahi Cenab-ı Hak seni mahşerde şehitlerle beraber haşredecek. Ve salihin, salihlerle beraber. Bakınız, bu alemde, şu hayatı faniyede eğer bir kimse Kur'an'ı şiar edinir, Hazreti Muhammed'in hayatiyetine ittiba eder, temessük ederse kıyamette bu dört zümreyle beraber olacak diye Allah müjdesi. Muhterem cemaat, nebilerle, peygamberlerle beraber, sıddıklarla, sıddık-ı ekberle, Allah dostlarının büyükleriyle beraber, şehitlerle beraber ve salihlerle beraber olacaklar. Ben size, muhterem Müslümanlar, ben size geçen derslerimden birinde söylemiştim, salihlerle beraber olmak dünyada ve ahirette en büyük mutluluktur. Latife olarak söyleyeyim mi muhterem Müslümanlar, keramet falan değil. Ölçü olarak söyleyeyim mi sana? Kabirde ne olacağını, mahşerde ne olacağını, ötesinde ne olacağını da söyleyeyim sana. Keramet değil bu. Çünkü ölçüler belli ve açık muhterem müminler. Ya temutune kema te'işun ve tub'asune kema temutun ve tuhşerune kema tub'asun. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz, kabirdeki haliniz ona göre. Nasıl ölürseniz mahşerde öyle kalkacaksınız. Bir mümini tanıyorsunuz, her halükarda pırıl pırıl yaşantısı var. Ne zaman yanından geçerseniz, Allah, Allah, Allah. Çünkü her şeyimiz onun. Bir saniye bıraksa gittik demektir. Bir saniye. Muhterem Müslümanlar, şu gördüğünüz düzen var ya, şu gördüğünüz düzen, bütün ecramıyla bu kainat yaratıcının bir saniyelik bırakmasıyla kömür kesilir. Ya. İnsanoğlu, bakınız ne güzel konuşuyoruz. Kuvvetli kuvvetli söylemek istiyoruz, ahkam kesiyoruz falan. Tabii Allah ve Resulüne, Kur'an'a dayanarak keyfi olmaktan Mevla cümlemizi muhafaza buyursun. Muhterem Müslümanlar, şurada çalışan bir şey var. Allah, Allah, Allah diyor. O dur dedi mi durur, ben de böyle kalırım. Bir kelime dahi ilave etmem üzerine mümkün değil. Demek hocam Rabbimize bu kadar muhtacız öyle mi? Benim bu söylediğim hikaye bundan milyar kat daha fazla muhtacız Allah'ımıza. Nurumuz ondan, sürurumuz ondan, saadetimiz ondan, yolumuz onun yolu, her şeyimiz. Kul kullum min indillah. Öyle mi Hafız Efendi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kul kullum min indillah. Muhammed'im söyle onlara. Onların nail oldukları her şey Allah'ın nezdindendir. Onun için ez hudayet çare hest ez gut ni çare hest ez dinu ez tağut ni. Aşk eri büyük mürşit Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Çare hudandandır, Rabbindendir, yaratanındandır, Allah'tandır diyor. Ezgut ni. Sofrana koyduğun ve yediğin o lokmalardan değil diyor. O lokmanın bir tanesi Allah eğer istemese boğazına durur, hayatına hatime çeker. Tamam mı? Bir lokma. Gık gık diye başlıyor, su da geçirmiyor, su da duruyor bazen ve nihayet hayatına hatime çekiyor. Şu halde muhterem Müslümanlar, bütün saadetle yolunda çare Hudandandır diyor. Çare hez Mevlana gibi mümin olmak. Gençler, aziz cemaat, Mevlana gibi aşk eri olmak, Mevlana gibi Allah sevgisiyle dolmak. Ya onun için Mevlana ikinci mısrada öyle diyor.
Çare hest ez din ve stahutni. Çare dindendir, İslam'dandır ve stahutni şeytandan, puttan değil diyor. Devam ediyor. Ey ki sabret nis ez nazu naim. Sabun çurdari, sabur çundarisi Allah-u Kerim. Bak Konyalı kardeşim bak. Yeşil kubbenin altındaki koca aşk eri, koca mürşit ne diyor? Ey ki sabret nis ez nazu naim. Sabur çundarisi Allah-u Kerim. Ey dünyada cekede, pantolona, elmaya, armuda, yemeye, içmeye sabredemeyen kul, bunları halt edip lütfeden Allah'ın ayrılığına nasıl sabrediyorsun diyor. Ey, bu da üçüncü beyti Mesnevi'nin. Ey ki sabret nist, ey dünya, ez dünyayı dun, sabır çün darizi nimel mahidun. Ey bu alçak ve adi dünyaya sabredemeyenler, dünyanın şusuna busuna karşı ayrılığına tahammül edemeyenler, nimel mahidun, yani bütün nimetleri arza döşeyen ve arzı ayağınızın altında size müsahhar kılan Allahu Zülcelal'in ayrılığına nasıl sabrediyorsunuz diyor. Gençler, Allah'tan ayrılığa sabretmek balığın suya sabretmesinden çok daha zordur. Susuz balık yaşar mı? Deryadan balığı çıkarıp da karaya koysanız ne kadar hayatı olur? Öyleyse Allahu Zülcelal'in eltafına, nimetine, devletine, saadetine alışkanlığımız varsa o nimeti bize bahşeden yüce Rabbimize karşı kulluk borcumuzu eda edeceğiz ki mahşerde Allah ve Resulüne itaat edenler, tekrar ediyorum, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklar. Fehasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel dostlardır. Kur'an böyle diyor Müslümanlar. Fehasune ulaike rafika. Bunlar ne güzel dostlar, ne güzel rafiklar, ne güzel arkadaşlar bunlar. Zalikel fazl minallah. Bu fazıl, bu kerem, bu hidayet ve inayet Allah tarafındandır. Ve kefa billahi alima. Allahu Zülcelal her şeyi bilen ve karşılığını dünyada da, kabirde de, mahşerde de, ötesinde de veren Cenab-ı Halik-i Zülcelal'dir. Muhterem Müslümanlar, öyleyse bugünkü dersimizden mukaddime olarak şunu anlamış olduk. Saadet istiyor muyuz? Selamet istiyor muyuz? Huzur istiyor muyuz? Refah istiyor muyuz? Dünyada melek, melek hayat bir insan olmak istiyor muyuz? Ölürken gülerek ölmek istiyor muyuz? Mahşerde arşın gölgesinde fahri kainatın livaül ham sancağı altında olmak, Mevla'nın lütfuna mazhar olmak, sıratı geçmek, cennete ve cemale ermek istiyor muyuz? Allah ve Resulüne itaat edeceğiz. Muhterem Müslümanlar, bakınız Peygamber-i Zişan Efendimiz'e de kulak verelim. Cennete giriş, ebedi kurtuluş, gayelere erişim yolu nereden geçiyor? Bakınız Allah'ın Resulü nasıl buyuruyor? Men ekele tayyiben ve amile fi sünnetin ve eminen nâzu bevâikahu dehalel cennet. Yol açık. Müslümanlar, yol çok açık, çok. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Men ekele tayyiben. Bir kimse eğer temiz lokma yerse, herhalde iş oradan başlıyor Müslümanlar. Yani halal kazanıp alın teri, el emeği yiyecek ki kan bozulmasın. Devlet hakkı, millet hakkı, komşu hakkı, mümin hakkı, hayvan hakkı ve hak ve hak. Gavur hakkı da var bunun içerisinde tabii muhterem Müslümanlar. Bütün haklara riayetle hiçbir kimsenin zimmetine el uzatmadan, ne devlet ve ne milletin hakkını üzerine geçirmeden alın teri el emeğini yerse, tıyıp lokma, temiz lokma, sofrasına koyduğu zaman, muhterem Müslümanlar, sofrasına koyduğu zaman şöyle bir bakıyor. Ya Rabbi sana sonsuz hamd ediyorum. Yolum faizden geçmiyor, yolum kul hakkından geçmiyor.
ekiyor, biçiyor, kaldırıyor, yavrularıma yediriyorum. Veya sabahleyin kalkıyorum, Bismillahirrahmanirrahim, şakır şakır abdestimi alıyorum, cemaate gidiyorum, namazımı kılıyorum, yavrularımla, halal kazancımla kahvaltımı yapıyorum, dükkanımın kepengini Bismillahirrahmanirrahim diye kaldırıyorum. Akşama kadar kimsenin keyfi için yalan ve yanlış söylemeden, her şeyi doğru ifade ederek, kısa ve öz konuşarak, fiyatı beyan edip alışverişimi yapıyorum. Akşam kasamı çektiğim zaman, çekmecemi çektiğim zaman ne toplanmışsa Rabbim senin verdiğine sonsuz razıyım, bereketini halk et diyorum. Kimsenin servetinde, malinde gözüm yok. Evine dönüyor. Öğleyle ikindiyi kapı camiinde kılıyor, akşamını mahalle camiinde kılıyor, yatsısını komşularıyla beraber kılıyor. Muhterem Müslümanlar, ömrü böyle geçmiş. Men ekele tayyiben, temiz ve tıyyip yiyor, berrak bir lokma, berrak bir lokma. 50 defa tekrar ederek söylüyorum kapı camiinin muhterem cemaati. Müminin, Müslümanın kerameti yediği lokma ile başlıyor. Çünkü lokma bozuldu mu kan bozuluyor. Kan bozuldu mu kalp bozuluyor. Çünkü kalp kanın pompasıdır. 24 saat o pis kan, bozulmuş kan o kalpten geçerken kalbi karartıyor ve şeytana artık dedikodu ve vesvese mahalli haline. Muhterem Müslümanlar, sinek, kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete hocam. Hepinizin bildiği şey. İt sineği, kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete. Şeytan nereye hortum atar? Nereye yumurta kor? Kokmuş kalbe. Haram lokmayla kararmış kalbe yanaşır muhterem Müslümanlar. Ya. Dost nasihati, darılma yok muhterem Müslümanlar. Evet. Eğer bir kalp halal lokmayla parıl parıl parlıyorsa, 24 saatin 24'ünde az evvel dediğim gibi Allah, 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 Allah diyorsa muhterem Müslümanlar, ya ne büyük saadet. Ne zaman kalbini yarsanız, 24 saatin hangisinde içini açsanız Allah var. Muhterem Müslümanlar, hani bir dostumun sözü, ben size onu duyurmak isterim muhterem Müslümanlar. Bir dost sözü, kün me Allahi ve la tübali diyor. Allah ile beraber ol, gayriyi aldırma. Tamam mı? Allah ile beraber ol. Kalbinde 24 saat, şu kadar milyon dakika, saniye ve nefes, kalbinde Allah olsun, gayriyi aldırma. Hazreti Ömer bu kadarı da razı olmuyor. Koca Ömer, لَوْ كَانَ بَعْد۪ي نَب۪يُّنْ لَكَانَ عَمَرُ بُلْ خَطَّابُ تَعْبُنُ muhatabı, benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu hitabının muhatabı, o kadarı da razı değil. Masasının üzerine yazmış levha olarak her giriş çıkışta, bugün Allah'ın için ne yaptın ya Ömer? Ya bugün Rabbin için ne yaptın ya Ömer yazılıymış. Duyuyor musunuz efendiler? Hazreti Ömer gibi bir zat İslam'ı kabulünden sonra yaptığı her işi Allah için yapan insanlar, bütün sahabe-i kiram. Hatta isterseniz, gerçi ders kalıyor ama burada Hazreti Ali'den de bir latife arz edeyim bakınız. Hazreti Ali biliyorsunuz Cihari Yari Güzi'nin, Allah Resulü'nün dört büyük dostunun dördüncüsü. Şer'i sırada öyle. Aliyül Murtaza radıyallahu anhu ve erzahu, bir harp sahasında düşmanla ikili çıkışıyorlar. Sonunda tutuşuyorlar böyle kemerlerinden. Hazreti Ali ya Allah deyip tuttuğu gibi sırtını yere getiriyor ve göğsüne oturuyor. Zülfikar'ı da tam kırtlağının üzerine dayıyor.
Tevhidi oku, şehadeti oku, İslam'ı kabul et, başını da ebedi hayatını da kurtar diyor muhterem Müslümanlar. O anda Mevlana'mızın mesnevisini de geçiyor kazıya. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Kafir pehlivan Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor o anda. Hazreti Ali bıraktı diyor düşmanını, hasmını bıraktı, ayağa kalktı diyor. Tabii o kafir pehlivan da ayağa kalkıyor. Ya Ali, hayatımda duysam inanmam. Benim gibi bir pehlivanı basakladıktan sonra kalkıp serbest bırakıyorsun beni, öyle mi diyor. Ey diyor, bizim Peygamber Efendimizin bize tembihi. Bizim Peygamber Efendimizin bize tembihi. Öldürdüğümüzü Allah için öldürürüz biz diyor. Sen ki yüzüme tükürdün, nefsim kabardı diyor. O anda öldürseydim nefsim için öldürecektim seni diyor. Onun için serbest bıraktım diyor. Ya Ali, demek İslam bu öyle mi? Ey vallahi bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüm. Muhterem Müslümanlar, evet, harekatımız ve sekenatımız, nefsimiz, nefesimiz, her şeyimiz, evlatlarımızı yetiştirirken boylarını okşamamız, başlarını okşamamız, sıvazlamamız dahi Allah için olacak. Allah için. Oğlum, yetiştiriyoruz filiz, fide. Yeni yapraklanıyor, çiçek açıyor. Oğlum, evladım, Allah için büyüyeceksin. Allah için yaşayacaksın. Allah için cihad edeceksin. Allah için evleneceksin. Allah için ünvan ve etikete sahip olup tahsil yapacaksın. Allah için ömür boyu hizmet edeceksin. Ölürken rahat ölmek için Allah diyerek öleceksin. Muhterem Müslümanlar, bizim sistemimizde Allahsızlığın yeri yok muhteremimiz. Ya duyuyor musunuz Kapı Camii'nin muhterem cemaati? Bizim yolumuzda, bizim sistemimizde Allahsızlığa geçit yok. Yaptığımız her şeyi, hatta muhterem Müslümanlar, Allah'ın Resulü böyle beyan buyuruyor. Men ehabbe lillah ve ebgala lillah ve ata lillah ve mena lillah fekad istekmelel iman. Bakınız bir kalpte iman nasıl yeşerilmiş. Gençler, delikanlılar, bir kimse sevdiğini Allah için severse, Ahmet'i seviyorum diyorsun. Niye seviyorsun? Köklü imana sahip, Kur'an'a sımsıkı sarılmış, tavizi olmayan gerçek bir mümin. Onun için seviyorum. Men ehabbe lillah, Allah için severse. Ve ebgada lillah, Allah için buğz ederse. Biz imanın samimiyet olduğuna inanıyoruz. Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, iman ve İslam'ın ihlas ve samimiyet olduğuna inanıyoruz. Mevlana dergahında bir levha var. İsterseniz bir gidiniz bakınız oraya, hem Hazreti Pir'e Fatiha okumaya vesile olur. Mevlana dergahında bir levha var. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol diyor. 47 senedir size düşündüğüm gibi söyledim ve Allah şahit mahşerde huzuruna çıkacağım, söylediğim gibi düşünüyorum muhterem Müslümanlar. Eğer bir milim farklı olursa helak ve kahrıma inanıyorum. Tamam mı? Yani tabii bana verdiğin bir notum var. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın kulum demesi esas da, ne verdiysen o. Şaşmaz. Evet. Düşündüğüm gibi söylüyorum, söylediğim gibi düşünüyorum. Tamam mı? Buğz ediyorum filana. Ne için? Allah ve Resulüne düşman olduğu için.
Allah ve Resulüne asi olduğu için, Kur'an ve sünnete ters döndüğü için, yön çevirdiği için buğz ediyorum. Yoksa menfaati yok, yok, yok muhterem Müslümanlar. Bunlar çok sonra gelen şeyler. Men ahabbe lillah, Allah için severse bir kimse, ve ebgaza lillah, Allah için buğz ederse, ve ata lillah, verdiğini Allah için verir. Çünkü topyekunumuz söz verdik, Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz ve kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olmaya söz verdik, değil mi Kapı Camii'nin cemaati? Öyle olunca cennet ve saadete giden yolu Resul-i Zişan'dan da dinliyorduk. Men ekele tayyiben, bir kimse halal yerse, ve amile fi sünnetin, hayatı boyu sünnet-i Muhammedi ile amel ederse. Şimdi ben kardeşlerime birer birer soruyorum. İşin, amelin, ahlakın her halinde Muhammedi misin? Efendim? Muhammedi misin? Yani şiarın dört taraftan, hangi taraftan baksanız bu mümin Hazreti Muhammed'in hasletlerine sahip. Ve amile fi sünnetin, sünnetle amel ederse, muhterem cemaat dikkat buyurunuz. Ve eminen nasu bevaikahu, insanlar da şerrinden, kötülüğünden emin olurlarsa bir kimsenin. Aziz cemaat, cennete girmek, selamete girmek, cemal görmek ve dünyada saadetli bir yola şuru etmek, girmek ancak bu üç şeyle mümkün oluveriyor. Halal yemek, sünnet-i Muhammed ile amel etmek ve eminen nasu bevaikahu, dikkat buyurunuz. Sağındaki, solundaki, ömür boyu komşusu, arkadaşı, herkes elinden ve dilinden de emin olurlarsa dehalel cenne, bu kimse cennete girer diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sahabeden biri kalkıyor. İnne hâzâ fî ümmetikel yevme kethîr ya Resulallah. Sahaben içerisinde, önündeki ümmetin içerisinde çoktur bugün bunlar ya Resulallah. Yani bu üç şeyle amel eden çok. Peygamber Efendimiz buyurdular. Ve seyekûlü fî kurûnin ba'dî. Benden sonraki gelen batınlar, karınlar ve kavimler içerisinde de bunu yapanlar olacak. Onların yolu doğru cennet ve saadete gider diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, ezanımız okundu. Buna şu kısa hadis-i şerifi de ilave ediyorum, bakınız. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. Kullu ümmeti yedhulunel cenneh illa men eba. Hani zaman zaman size latife ederim muhterem Müslümanlar. Hocalar hep cemaati cehenneme sokarlar falan diye. Dikkat ederseniz ben cemaatimi hep cennete götürüyorum ve her seferinde cennetin yolunu gösteriyorum. Hiçbirinizin kılının ateşte yanmasına razı değilim. Rabbim şahit. Resul-i Zişan böyle buyuruyor. Kullu ümmeti yedhulunel cenne illa men eba. Ümmetimin tamamı ebedi kurtuluşa erip cennete girecekler ve cemal görecekler. İlla men eba, ancak iba edenler, imtina edenler müstesna diyor Peygamber Efendimiz. Sahabeden bir zat kalktı. Ve men eba ya Resulallah. Bu iba kelimesi anlayamadık ya Resulallah. Kimdir bu cennet ve nimet ve devlet ve saadetlerden mahrum kalanlar? Dikkat buyurunuz muhterem cemaat. Men ata'ani dehalel cenneh ve men asani fekat eba. Bana itaat eden benim yolumda İslam'la yürüyüp Kur'an'la amel edip sünnete sarılanların hepsi cennete girecekler. Muhterem müminler, biz Allah'ımız lütfetsin 1,5 milyar ve 57 İslam devletiyle birleşmek istiyoruz inşallahü teala. 1,5 milyar ve 56-57 İslam devleti. 1,5 milyar baş, 1,5 milyar akıl, 1,5 milyar kalp, 1,5 milyar güç ve kuvvet ve 1,5. Hocam işte sen böyle dediğin içindir ki bir tek seni kaba koyamıyoruz. Niye? Çünkü İslam birliği, İslam birliği, iman birliği, aşk birliği, ilahi sevgi birliği, arş birliği Allah'ın himayesi altında ve Resul-i Zişan'ın Muhammedi neşesinde birlik ve beraberlik.
Biz ömür boyu bunu söyledik ve söylemekle de ısrar edeceğiz muhterem Müslümanlar. Kıyamete kadar yol kavşaklarında tek istikamet İslam'a doğru, imana doğru, Kur'an'a doğru, Hazreti Muhammed'e doğru, cennete, cemale ve rızaya doğru. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibeyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize son nefesimizde gülerek çene kapamak nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Hakkı hak bilip hakkın yolunda Hazreti Muhammed'in izinde cennete, cemale nail olan kullarına Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.